Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum. Bundan sonra Rize'nin Nemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi'ni imam mimam atamağın, imamlığı ben yapacağım, para da istemem. Gelen imam camiye beğenmiyor, o bir gelen imamın karesini lojmana beğenmiyor. Merkezi uzağmış, sosyal alan yokmuş, iki ay sonra çantayı omuza vuruyor, seyyar satıcı gibi geziyorlar. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok. 80-90 senelerinde terörün zirve olduğu zamanda kız öğretmenler, erkek öğretmenler kalktı, doğuya gittiler. Şark görevine 4 sene zorunlu, ya kesildiler ya vuruldular. Onlar o mücadeleyi verdiler. Şimdiki yeni yetmeler bu güzel camiyi beğenmiyorlar. Bu caminin taşını, toprağını, tuğlasını benim mahallemin insanı arkasında yaz, kış, gece, gündüz demeden taşıyıp yapmış. Biz teraviden çıkıyorduk, tuğla taşıyorduk küçükken. 70 yaşında kadın 25 santim genişliğinde tahtayı köprü etmiş, arkasında kum taşıyordu. Şimdiki gelen lojman bedava, elektrik bedava, su bedava. Daha ne istiyorsun ya? Ne istiyorsunuz? 2 sene Kur'an kursunda okuyorsunuz. Yatak bedava. Biri kurban adar, biri İşte ada kadar ye iç, ondan sonra atan. El alem çocuğunu 4 sene üniversitede okutuyor, öğretmen etmek için dişinden tırnağından arttırıyor, bitiriyor, KPSS belasına takılıyor, atanamıyor. Atansa da gittiği yere çıra 5000, 7000, 3000 lira elektrik, su, onlar o mücadeleyi veriyorlar. Siz cuma günü hutbeye çıkın, diyelim ki cami cünalarımızdan estağfurullah estağfurullah. Yarın hep birlikte Allah huzuruna çıkacağız. Bu camiye imam değil bir tane öğretmen atayın, Allah katında büyük sevap alırsınız.